Şimdi kelime-i şehadet getir diyorsun, o ne demek oluyor diye soruyor. Belki anlatmışımdır, bir değerli bir imam arkadaşımız gecenin geç saatlerinde bulunduğu mahallede, Teşvikiye'de kibar bir adam tarafından evinde son derece konforlu dairesinde kızının dini nikahına çağırmış. Hala ne kadar görevli burada. Kalktım gittim diyor. Salonda bir köşeyi hazırlamışlar. Oturttular beni. Biraz sonra diyor, gelin denecek kadın geldi. Damat denecek adam geldi. Babaları geldi. Yakınları geldi, oturduk diyor. Yani gözümü kaldırıp bakacağım gibi bir hal değil diyor. Kasıklarına kadar çıplak karı. Gelin. Damat olacak adam anlatmak mümkün değil diyor. Saçları uzun omuzlarında, af buyurun, hani bazı inekler buzağıların saçını yalar ya, bu inek yalamış gibi saçları yağlı, biryantinli, cilalı, boyalı bir tablo koymuş ortaya. Burada ne yapacağız diye sordum diyor hoca. Ne yapacağız? Demiş ki kızın babası, hoca efendi demiş, dini nikah yapacağız. Tamam, dini kelimesinden neyi kastediyorsunuz? Dini nikah. Hadi nikah tamam ama dini kelimesinden kastınız, maksadınız ne? Yani Müslümanlık dedi diyor, aferin. Öyleyse herkesten önce ve her şeyden önce gelin hanımefendiden rica etsem bana bir kelime-i şehadet getirebilir mi, getiremez mi dedim diyor. Benim bu sualimi diyor sormam ile birlikte kızın kalkıp oradan gitmesi bir olur. Gitti. Bir mana veremedim diyor ya, baltayı taşa mı vurduk acaba? Aksi bir şey mi sorduk, ters mi geldi, ne oldu, gitti diyor. Ne olduğunu anlayamadım. Yaşanmış bir hadise bu, fıkra filan değil. Böyle sessiz kaldık diye bir şey de diyemedik, kimse de bir sessizliği bozamadı. Kısa bir süre içinde gelin dediğimiz diyor, kadın geldi. Gayet mahcup, elleri böyle önde diyor. Hocam dedi diyor, çok özür dilerim. Getirin dediğiniz, istediğiniz şeyi evin her tarafında aradım, vallahi bulamadım dedi diyor. Eşya zannetmiş. Vallahi böyle canlı hadise ne yapıyorum? Burası Türkiye. Teşvikiye. Ya. Üniversiteyi bitirmiş. Kimya fakültesi mezunu olduğunu söylemiş. Adamın efendim maddi yapısı korkunç. 180 metrekare daire. Konfor o biçim, dekor o biçim. Motif o biçim. Ama kelime-i şehadeti diyor, evin her tarafını aradım bulamadım. Kardeşim, şimdi bu insan nasıl yarın kabirde Rabbin kimdir deyince ne diyecek? Ha, bütün bunları araştırmamış, soruşturmamış, öğrenmemiş ama ilgi duymamış, alaka göstermemiş, araştırmamış. Ben isterdim ki bu konuları araştırmak lüzumunu hissetmeyen bir insan hiç ölmesin, musalla taşına gelmesin, huzur ilahiye çıkmasın. Ama patır patır ölüyorlar. Erkekseniz ölmeyin. Hem yaratıcının kimliğini, sıfatlarını, isimlerini, kelimesini, kelime-i tayyibeyi, kelime-i şehadeti duymamış, işitmemiş, aramamış, sormamış, yeni çıkan bütün şarkıları ezberlemiş, yeni çıkan bütün pop müziğini kavramış, yeni çıkan modaları ve modelleri yakalamış, yeni çıkan dekorları, aletleri, kozmolojik bütün sistemleri evine getirmiş ama kalbine Allah kelimesini koymamış. Ne olacak? Değerli kardeşler, biz gerçekleri
görmek zorundayız. Memleketin durumu budur. İlmihal demek, içinde bulunduğumuz halin bilinmesi demektir. Herkes halini bilecek. Yani biz sorumlu olduğumuz şey içinde bulunduğumuz haldir. Dakikaların sorumlusuyuz. Şu dakikaları nasıl geçirdiğimizin, nereye harcadığımızın, nefeslerimizi nereye tükettiğimizin sorumlusuyuz. Öyle mi değil mi? Gelecekten sorumlu muyuz? Gelmemiş ki sorumlu olasın.